Arkası yarın. Pervin 9. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Okumak için geldiği İstanbul'da Pervin adlı zengin, şımarık ve hoppa bir kıza tutulan Naci bu yüzden derslerini ihmal eder ve başı Pervin'in sevgilileriyle derde girer. Naci'nin kötü yolda olduğunu gören köylüsü ve oda arkadaşı Taner, arkadaşını ikaz ederse de Naci bildiğini okumakta kararlıdır. Bu arada fakültede işe yaramaz bazı tiplerle de arkadaşlık kurar. Bunlardan biri de her fırsatta öğrenciyi direnişe ve boykota sürükleyen Soner'dir. Naci'yi avucunun içine alan Soner, ona yasak bir bildiri dağıttırınca Naci polis tarafından yakalanır ve hapse atılır. Bu arada Pervin'i deli gibi seven İlhami adında bir sanatçı, sevdiği kızla birlikte yakaladığı Oktay'la kavga edince kendisinden intikam almak için Oktay'ın peşine düşer. Merhaba. Buyurun efendim. Size nasıl yardımımız dokunur? Bir araba kiralamak istiyordum da. Tabii. Kaç günlüğüne kiralayacaksınız? 2 günlüğüne. Tabii. Günlüğü 5 milyon liradan 10 milyon lira. Kredi kartı geçiyor mu sizde? Geçiyor efendim. Buyurun. Şu formu doldurun lütfen. Sonra arabanın anahtarını veririm size. Pardon, adınız neydi? İlhami. Hoş geldin Halim amca. Mahkeme için mi bunca yolu teptin yoksa? Ne yaparsın Taner? Evlat işte, atsan atamazsın, satsan satamazsın. Naci hapisteyken köyde rahat oturamazdın ki. Mahkeme saat kaçtı? 2'de. Daha zamanımız var. Hele otur biraz, soluklan bakalım. Köyde ne var ne yok? Anam babam nasıllar? Makbule teyzem iyi mi? Hepsi iyiler. Selamlarını yolladılar sana. İleride sen de okulunu bitirince avukat çıkacaksın. Ne dersin, Naci'yi serbest bırakırlar mı? Bırakırlar tabii, sen hiç merak etme Halim amca. Çocuğa avukat bile tutamadı. Parasızlığın gözü kör olsun. Avukat meselesini hallettim ben, korkma. Bugün mahkemede Naci'yi bir avukat savunacak Halim amca. Hallettim yani şimdi? Evet. Naci'yi avukat tuttu mu sen? Tuttum tabii ya. Avukatsız nasıl çıkar mahkemeye? İyi ama avukatlar çok para istiyordu. Yani... Şimdi o avukata kaç para vereceğiz? Köyde kimseden borç da bulamadım. Para işini düşünme sen. Sen köye gittikten sonra aklıma geldi de benim. Bizim ceza hukuku profesörüne anlattım ben durumu. O da hemen tanıdığı bir avukata yolladı beni. Adam hatır için Naci'nin savunmasını üstlendi. İyi ama para almayacak mı bizden? Canım almasını alacak da yani 3-5 milyon bir şey vereceğiz o kadar. Hay Allah senden ya. Razı olsun Taner. Ne diyeyim evladım? Allah seni anana babana bağışlasın. Bize ne büyük bir iyilik ettiğinin farkında mısın yavrum? Gördüm işte. Pervin! Pervin! İlhami! İlhami hayatım, bu ne hop sürpriz. Nereden çıktın sen? Aslında darılmıştım sana. Ama gel de kalbimi anlattım. Elimde değil. Seviyorum seni Pervin. Yani artık dargın değil misin bana? Hayır. Canım benim. Ben de seni seviyorum. İşim var mı? Hayır. Ne işim olabilir ki? Neden sordun? Barışmamızı kutlamak istiyorum. Harika. Nereye götüreceksin beni? Bildiğim güzel bir otel var. Barında oturur, içki içer, konuşuruz. Hadi hemen gidelim. Mahkeme bu salonda mı olacak Tane? Evet Halim amca. Biraz sonra hakim gelir. Sonra da Naci'yi alırlar salona. Allah'ım ne olur oğlumu koru. Onun serbest kalmasını sağla. O benim tek oğlum. Her şeyimiz. Ne olur yarabbim. Allah büyüktür Halim amca. Serbest bırakırlar Naci'yi. Sen merak etme. Bak işte hakim geldi. Sanık Naci Demir. Sanık Naci Demir. Bak,
gitti adam. Ah, bakın işte Naci'yi getiriyorlar. Naci oğlum. Aman Halim amca bağırma, mahkemede yasaktır böyle şeyler. Ne yapayım, evladım elimde değil. Hangi baba oğlunu jandarmalar arasında görür de dayanır. Anlat bakalım, bildiriyi neden dağıttın? Öyle mutluyum ki İlhami. Beni affettiğin için sana çok teşekkür ederim. Nedense kin tutamıyorum ben Pervin. Mesela o gece seninle gördüğüm çocuk, Oktay'dı adı galiba, öyle değil mi? Evet. O gece kıskançlığından ona karşı çok kaba davrandım. Sonra da pişman oldum. Keşke onu bulup da özür dileseydim. Aa, bende telefonu var. İstersen arayabilirim onu, konuşursun. Bak aklıma ne geldi. Madem öyle, ara onu, o da gelsin buraya. Üçümüz birden hem içip hem de eğlenelim. Böylece kendisinden de özür dilemiş olurum. Ne dersin? Ah, harika olur, şimdi ararım. Alo, Oktay sen misin? Ben Pervin, nasılsın? Bak sana ne diyeceğim. İşin var mı? Çok iyi, bak dinle şimdi. Müvekkilim bu suçu bilerek işlememiştir hakim bey. Bu yüzden müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyorum. Kendisi hukuk fakültesi öğrencisidir. Tutukluluk halinin devamı derslerini ve imtihanlarını engellemektedir sayın hakim. Yaz kızım. Sanık Naci Demir'in tutukluluk halinin kaldırılmasına ve duruşmanın bir başka güne tehir edilmesine karar verilmiştir. İşte bu kadar. Evet. Gözün aydın Halim amca. Tamam. Şimdi tamam yani değil mi? Oğlum Naci serbest mi? Tabii tabii serbest Halim amca. Serbest. Oh, şükürler tabii. Olsun sana Allah'ım. Şükürler olsun. Nasıl? İlhami harika bir insan, öyle değil mi Oktay? O gece sana karşı kaba davrandığı için içi rahat etmemiş, özür diliyor. Okumuş yazmış entelektüel insanın hali başka oluyor tabii. Sen de beni affet İlhami kardeş. O gece ben de sana karşı kaba davranmıştım. Boş ver, olur böyle şeyler Oktay'cığım. Nereye gidiyoruz bakalım? Söylemem, sürprizdir. Sürpriz mi? Gerçekten mi? Harika, sürprizlere bayılırım. Bayılacağından eminim Pervin'ciğim. Ay iyi sıkıldım ama nereye gittiğimizi söylemezsem darılırım İlhami. Darılma, birazdan göreceksin. Geldik zaten. Geldik mi? Evet, inebilirsiniz. Burası neresi böyle? Dağ başı gibi bir yer. Ne işimiz var burada İlhami? Sürpriz demiştim ya, inin hele. Şaka yapmıyorsun ya İlhami. Bu ıssız yerde sürprizin işi ne? O da ne? Elindeki... bir tabanca değil mi? Evet, iyi bildin Sübbe. Tabanca bu. Aman Allah'ım İlhami, niyetin ne? Kapa çeneni sen. Sen şöyle geç bakayım Oktay denen iblis. Ama bizi buraya öldürmek için mi getirdin? İyi bildin sevgili mahluk. Nasıl da uyuttum sizi. O geceyi unuttuğumu sandınız ha? Sen ve Pervin. Sevdiğim kız senin kollarındaydı o gece. Her şeyi gördüm, her şeyi. Ama ben sarhoştum, neler olduğunu bile bilmiyorum İlhami. Bak, ikimiz de içkiliydik. Sonra kötü bir şey yapmadık biz. Kapa çeneni be. İçkiliymiş. Ama bana yumruk atarken ayıktın. İçkili değildin. Korkmuştum, senin vuracağını sanmıştım. Hayallerimi, umutlarımı, her şeyimi birden tükettiniz. İkiniz de sevgili insanlarsınız. Siz yaşamaya layık insanlar değilsiniz. İkinizi de öldüreceğim. Bak delirmişsin sen. İnsan birinden yumruk yedi diye adam öldürmez. Bak istersen özür dileyim. Ayaklarına kapanayım. Ben çok geç aşağılık herif, çok geç. Onu bana vurmadan önce düşünecektin. Al bakalım. İlhami ne yaptın? Öldürdün Oktay'ı. Öldürdün onu. Kim
kimse bana vuramaz. Hiç kimse. Bilir misin sen? Senin aklın başında değil. Ne yaptığının farkında değilsin İlhami. Öldürdün onu, cinayet işledin. Bağırma. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Şimdi de sıra sende benim tatlı sevgilim. Ben de mi? Yoksa beni de mi öldüreceksin? Ne sandın ya? Yoksa elini kolunu sallayarak gitmene izin mi verecektin? Ayrıca sen de o züppe gibi yaşamaya layık biri değilsin. İlhami yapma. Beni öldüremezsin. Ya neden o? Onu öldürdüm ya. Ha bir, ha iki, ne fark eder ki benim için? Dur yapma, konuşalım. Yalvarırım öldürme beni. Bak bir şey söyleyeceğim sana, dur ne olur. Ne söyleyeceksen hemen söyle, sabrım yavaş yavaş taşıyor. Bak, bizim buraya geldiğimizi bilen hiç kimse var mı? Yok, kim bilecek ki? Bir sen, bir de Oktay vardı. Ama beni de öldürürsen sen hayatta kaldığın sürece işlediğin bu cinayetleri hiçbir zaman unutmayacak ve hep rahatsız olacaksın. Ne demek istiyorsun? Sen açık konuş. Bak diyorum ki vicdanın seni yalnız bırakmayacak ama sen içindeki bu sıkıntıyı hiç kimseye anlatamayacaksın. Ama beni öldürmezsen ben sana sır arkadaşı olurum. Ömür boyu hem sırdaşın hem de dert ortağın olurum. Tabii susmak zorunda olacağım için suç ortağın da olacağım. Ne dersin? İnanmıyorum sana Pervin. Elimden kurtulmak için böyle söylüyorsun. Hayır, doğru söylüyorum İlhami. Cinayet işlemek ağır bir suçtur. Polise yakalanmasan dahi ömür boyu bu suçu ne vicdanında ne de omzunda taşıyamazsın sen. Bazı geceler kabuslar görürsün. Öldürdüğün insanları rüyanda görür korkarsın. Ama ben yanında oldum. Yeter, kapa çeneni. Benim sana ihtiyacım yok. O gece ikiniz aynı odada baş başa birbirinize sarılmış bir vaziyette görünce şaşkınlıktan ne yapacağımı bilememiştim. Hele bir de erkek arkadaşım bana yumruk atınca işte o zaman onu da seni de öldürmeye karar vermiştim. O şimdi öldü. Sıra sende Pervin. Ancak seni de öldürürsem kendimi rahat hissedeceğim. O halde durma. Beni de öldür İlhami. Hadi vur, ne bekliyorsun, vursana. Pervin isimli oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.